Peki Çavuş'un seneye gelmeyi düşünüyor musun? Kısmet nasip olursa düşünürüm. Ama nasip olmadıktan sonra orada hangi takdiri? Değil mi? Evet. Çavuş'un bu son zamanlarda doğudan gelen işçiye zulüm yapıyorlar diye bir muhabbetler dönüyor. Birbirimize düşürmek için bizleri uğraşıyorlar. Bununla ilgili ne diyeceksin? Bununla ilgili onu bilmediğim için bir yorum yapamıyorum. Ama fındık sahiplerinden de kaynaklanabilir, işçilerden de kaynaklanabilir diye düşünüyorum. Peki sen 2 yıldan beri Hendek'e geliyorsun. Aynı zamanda 3 yılda Sakarya'dayım diyorsun. Abi. Görmüş olduğun Sakarya bölgesinde, Akkezi'de dahil içinde bir sıkıntı yaşadın mı bugüne kadar? Bir sıkıntı yaşamadım. Tarla sahipleri bir sıkıntı yaşamadım diyor. Hayır. Nasıl? Sadece yaşadığım sıkıntı zengin olan patronlar işçiye güzel bir ev yapsınlar yeter. Onu mu diyorsun? Evet. Bunu buradan ben de dile getiriyorum. Daha önce Hendek Belediyesi olsun, yerli belediye arazilerin olsun, şöyle güzel toplu doğudan gelen bütün işçileri konaklama açısından bunu da buradan dile getirmiş olalım aslında. Güzel bir çadırlarda kalmaktansa güzel evlerde kalınabilir aslında. Bu tostu bacı arkadaşlarımız Diyarbakır'dan gelmiş fındık toplamaya memleketimize. Spor olsun diye, aktif olsun diye, değişiklik olsun diye bir maç yapalım dedik. Biz de hem Akpınar Mahallesi olarak hem de Diyarbakır'da arkadaşlarımızla bir takım kalın dedik. Bu hangi gol attık, yenildik gibi bir şeyimiz yok. Buradan maksat spor olsun, dostluğumuz kazansın. Hani kimseye kırmadayız ve de güzel bir tostik maçı çıkartmanızı bekliyorum sizlerden arkadaşlar. Arkadaşlar, doğuda biliyorsunuz daha önce Kocaeli'de sıkıntılar yaşadık. Bununla ilgili 5 parmağın 5'i 1 değildir. Burada şimdi biz bir 5 parmağın 5'i 1 olmadığı için biz şimdi burada herkesi şeye koyamayız keseye. O yüzden biz burada kardeşliğimizi göstereceğiz Allah'ın izniyle. Sizlerden bu akşam onu bekliyorum Allah'ın izniyle. Eyvallah burada. Sedat buraya. Ben buradayım. Geldi. Çık şimdi! Gel lan!
Fındık işçileriyle her yıl mesela olduğu gibi biz fındık işçilerimiz sağ olsun Ende'ye geliyorlar. Burada vatandaşın en büyük ağır yükünü kaldırıyorlar. Biz de dedik ki Akpınar Mahalle Muhtarı Genç Muhtarı olarak bir aktive zaten ben bu işlerin içindeyim. Dedik ki bir ortaklaşa bir maç yapalım. Hem kaynaşma açısından hem de birlik beraberliğimizi anımsat açısından. Böyle bir şey yapıyoruz. Hatta ilk maçımızı Şırnaklı kardeşlerimizle yapmıştık 16 Ağustos'ta mesela. Bu akşam da Diyarbakırlı kardeşlerimizle bu dostluğumuzu yine baki tutmaya çalışıyoruz Allah'ın izniyle. Bu şekilde sporu her zaman sporcu bir kimliğimle, 9 yıllık sporcu kimliğimle her daim sporun üstünde olmaya çalışıyoruz. Peki fındık işçileri nerelerden geliyorlar? Sakarya'ya hem de nereden geliyorlar fındık toplamaya? Şırnak, Diyarbakır, ondan sonra Mardin, Antep, Urfa bu yörelerden geliyor yani yoğunluk olarak. Yani iletişiminde bir sıkıntı oluyor mu? Yani yıllarca geliyorlar, ekmek parası kazanıyorlar onlar. Kesinlikle öyle bir sıkıntımız yok. Hatta her daim iç içe beraberiz. Hatta burada da aynı zamanda benim mahallemde mesela Karslı var, Muşlu var, Erzincanlı var. Hani ben kendi vatandaşım olarak mesela benim mahallemde hiçbir sıkıntımız yok. Yani çok şükür. Sonuçta alt kimliğini kimseye sormuyorsunuz yani. Tabii tabii kesinlikle sormuyoruz. Sonuçta insan... Bence aslı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü bu hani bu yıl diye gelmiyor. Bu her yıllardan beri geliyor. Ve yıllardan beri de dostluk içinde şu an bir sıkıntı bu ana duymadım. Ben 27 yaşındayım mesela. Bu zamana kadar duymadım. Tabii işini sevmeyenler veyahut da işte kaos çıkartmaya çalışanlar tabii ki vardır. Ama biz buna Allah'ın izniyle şeycilik vermeyeceğiz. Fırsat vermeyeceğiz. Biz gördüğünüz gibi dostluk maçımız olsun, kardeşliğimiz olsun. Bugün burada olduğu gibi ömür boyu da sürecek inşallah. Yıllardır örnek böyle kardeşlik için. Kesinlikle, kesinlikle. Kesinlikle öyle. İsim soyad? Erdal Fidan. Siz dayıbaşısınız. Nereden geldiniz sen? Diyarbakır'dan geliyorum. Her yıl geliyor musunuz? 11 yıldan beri Hendek'teyim. Fındık topluyorsunuz. Fındık topluyorum. Şu anda bu sene 40 işi getirdim. Evet. Normal insanlarla, arkadaşlarla yani abi kardeş gibi çalışıyoruz yani. Bir sıkıntımız şu ana kadar olmadı. İnşallah bu saatte sonra da olmaz yani. Peki bu akşam maç yapıyorsunuz. Her sene yapılıyormuş bunlar zaten. Şimdi o gün muhtarımla ilk defa maç yapıyor. Geçen sene tanıştık. Evet. Bu sene işte telefon açtı bugün. Dedim maç yapalım bir dostluk kardeşlik maçı. Ben de tamam dedim. Çocukları aldım işte bir dostluk maçı, arkadaşlık ya maçı yapıyoruz abi. Ya şimdi normalde yani bizim oralarda fazla bir iş sektörümüz yok yani. Fabrikalar yok yani çalışan işçiler yok. Şimdi aile var mesela kalabalık aileler geçimini geçindiremiyor. O yüzden işte bir aylık fındık toplama suretiyle buralara geliyoruz. İşte bir ay 35 gün 40 gün fındık topladıktan sonra gidip işte kışına rahatlıkla ekmeğini kazanıp da kışına rahatlıkla geçinebiliyorlar. Peki işveren nasıl burada yani size fındık toplattıran insanlar nasıl davranıyor buradaki çevrede? Ya şimdi ben yani şansıma söyleyeyim ben başkalarına değil de şansıma söyleyeyim 11 yıldan beri buradayım. Evet. Yani bir sıkıntımız yok Allah'a şükür yani buraya geliyoruz ellerinde geldiği kadar muhtarlar olsun. Yani burada olan büyük abilerimiz olsun. Yani bize sevgi saygıyla ellerinde gelen her şeyi yapıyorlar bize. Hepimiz yani memnunuz tabii. Yani artık hepimiz abi kardeş gibi olmuşuz burada yani. Yani bir sıkıntımız yok burada. İnşallah bu saatten sonra da olmaz yani. Ya fındık işçilerine dövüyorlar, şey yapıyorlar. İnşallah bu saatten sonra öyle bir şeyler olmasın yani. Yani hepimiz onlar da mesela biz burada gelip de buraya mesela dövüp de yani küfür atmakla
bir sonuç değil yani. Onlar bizim memlekette gelip de biz bu şekilde onlara davranmaz. Ama inşallah bu saatten sonra olmaz yani. İsim soyad nedir? Murat Sertan. Okuyor musun? Evet okuyorum. Peki Sakarya'ya her yıl geliyor musun? Bu etti 5. senem abi. 5 yıl etti geliyorum. Anlatır mısın? Geliyorsun, ne oluyor, ne yapıyorsun, ne iş yapıyorsun? Vallahi abi geliyoruz, fındık işçisiyiz bildiğiniz gibi. Yani fındık topluyoruz her gün. Fındık git gel çadır. Yani abi çok şükür 5 senedir bir sorun da çıkmadı bizim açımızdan. Hani idare ediyoruz yani abi. Gelmişiz buraya çalışmaya yani ne sorun çıkaralım. Kaç saat çalışıyorsun? Vallahi abi sabah 7 başlangıçtır abi, akşam 6.30 bitiştir. Kaç para yemeği? Kaç para? Vallahi yemeği şu an 100 TL'dir abi. 100 TL evet. Yemeği. Peki kaç para kazanacaksın? Vallahi abi artık bir ay çalışırsak 3 milyara yakın bir para kazanacağız. Peki aileden kaç kişi geldin? Aileden ben ve nenem var mı? Sen? Ben ve nenem. Nenen geldi. Nenem evet, de abi. Çalışıyor mu? Evet tabii ki çalışıyor. Peki ne yapacaksın o kazandığın parayı? Vallahi abi kazandığım parayı değerlendirmeye çalışacağım. Yani bir köşeye atacağım. Peki okul mokul yok mu üniversite? Okul var nasıl abi? Bu sene lise sonunda üniversiteye geçiş yapmadım. Son sene mi okuyacaksın? Evet. Ne olacaksın peki? Abi şu an biz Diyarbakır'dan metal teknolojileri alanı okuyorum. Yani onun üzerinde çabalayacağım. Öyle mi? Evet abi. Peki ileride ne olacaksın? Vallahi abi ileride nasip kısmına diyelim. Peki Gaffar Okan kim biliyor musun? Ali Gaffar Okan abi anlattıklarına göre emniyet müdürüymüş abi. Diyarbakır'ı seven bir müdürmüş abi. Yani biz de onu seviyorlarsa 5 sene de geliyorum, 5 sene de ziyaretine anlat, gidiyorum. Neler biliyorsun? Abi Ali Gaffar Okan hakkında yani çok iyiymiş millete. Yani Diyarbakır halkına çok iyiymiş. Biz bunları duyduk abi yani. Peki Gaffar Okan'ın yaşadığı şehir burası. Evet. Burada nasıl davranıyorlar? Abi nasıl yani iyi davranıyorlar çok şükür dediğim gibi. 5 sene geliyorum bir sıkıntı görmedik ama yani biz de çalışmaya gelmiş yani buradaki Sakarya milleti de karışmıyor. Yani hepimiz insanız kardeşiz. Evet. Sen söyle. Kürtlük diye bir şey yoktur abi yani. Hepimiz kardeşiz. Tamam. İsim söyle. Muhammed Fidan. Muhammed top oynamayı çok seviyorsun. Var abi evet biraz. Ne yapıyorsunuz, ne oluyor bu akşam? Kimlerle oynuyorsun? Vallahi abi kardeşlerle oynuyoruz abi. Kim bu kardeşler? Sakarya abi. Fındık toplamaya geldin. Aynen abi. Bir anlat ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Vallahi abi ne yapar? Sabah fındık, akşam geliyoruz öyle. Arkadaşlarla, kuzenlerle, kardeşlerle o zaman geçiriyoruz abi. Topluyor mu, çuval mı taşıyorsun? Abi vallahi bazen çuval taşıyor, bazen Arslan topluyoruz. Peki hendeğin bir önemi var sizin için. Ne o sizin için o önemi? Abi vallahi 11 senedir buradayız. Hani bizim için Diyarbakır'dan farkı yok. Gaffar Okan farkı. Aynen abi. Onun için sordum. Abim? Gaffar Okan'ı soracaktım. He Gaffar Okan abi nasıl söyleyeyim? Babamız her şey için. He. Hala acısını hissediyorsun. Aynen abi. Peki nasıl Sakaryalı buranın insanı, sıcakkanlı mı, nasıl? Abi insandan insana değişiyor. Bazıları var sıcakkanlı, bazıları var hani nasıl söyleyeyim, insanlara zulmetmeye devam ediyor. Evet. Ya şimdi Sakarya'da tek değil, bütün illerde öyle. İnsanları pis de var, iyi de var abi. Aynen öyle. Peki neler diyeceksin buradan? Her yıl geliyorsunuz, buradan ekmek parası kazanıyorsun. Vallahi abi kazanacağım. Ne kadar para var sence? Ne yapacaksın o parayı bir anlatırsan? Vallahi abi parayı ne yapar? Allah kısmet ederse hayırlısı neyse onu yaparız abi. Kışlık yiyecek için mi, okul için mi, başka bir şey için mi? Okul içinde, kışlık içinde. Öyle geçiniyoruz. Yok mu oralarda iş? Ya var İşim... abim ama bu korona yüzünden her yer kapalı. Evet. Örneğin ben mobilya ustasıyım, düşün abi ben bile boştayım. Mobilyacılık mı yapıyorsun? Aynen abi, cilacı. Parlak vernik mi yapıyorsun? Aynen, parlak vernik. İnsanın her şeyi yaparız abi. Ama iş yok. Yok abi, her sektör kapalı. Peki ne zamandan beri iş yok yani? Pandemi mi başladı? Vallahi abi bu korona çıktığından beri iş yok, her yer kırık. Peki var mı söylemek istediğin başka? Kendinize dikkat edin abi, Allah'a emanet. Tamam. İsim soyad? Mehmet Tergün. Ne zamandan beri fındık toplamaya geliyor? 2011'den beri. 11'den beri Hendek'e geliyorum, Sakarya Hendek. Kaç saat çalışıyorsun günde? Günde 7'de başlıyoruz, 6.30'da bırakıyoruz. Fındık topluyor mu, çuval mı taşıyorsun? Abi fındık topluyorum. Evet.
Peki kaç kişi geldiniz aileden? Aileden 7 kişi. 7 kişi. Evet. Peki kazandığın parayı ne yapacaksınız? İşte birikim yapıyoruz. Ben evlenirim, abim evlenir. İşte evlenmek için. Başlık parası mı? Baş parası yok bizde. Öyle mi? Evet. Evlilik için harcayacaksın. Buna tabii canım. Var mı? Gelin adayı var mı? Şu an burada. Yok diyelim. Var dedim. Buradan selam söyle o zaman. Selam söyleyemem gerçekten. Çünkü annesi babası bilmiyor. Anladım. Evet. O seni anlar ama buradan selam aynen, söyle. Aynen, o buradan selam olsun. Diğerimizi top oynuyorsun şu anda. Evet, burada top oynuyoruz. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle. Dostluk bir maç. Yani buraya işte senede bir kez geliyoruz. Yani yaş kaç? Yaş 23. Gaffar Okan'ı biliyor musun? Evet. Bir anlatır mısın onu? O yani, zaman hatırlıyor musun? Tabii o zamanlar 3-4 yaşındaydım. Belgeselini izledim. Evet. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Gerçekten. Yani internettekileri söylüyorum. Yani öyle bir insan bir daha gelemez, emin ol. Ne Diyarbakır'da, ne Hendek'te, ne de 81 ilde. Yani öyle bir insan bir daha gelmez Türkiye'ye, gerçekten. Yani başka diyecek bir şey yok. Kalbimizde o. Bunu diyelim. Bütün insanları seviyor. Tabii canım, hepimiz burada kardeşiz, aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Teşekkür ederim.